Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hastayı ziyaret etmenin fazileti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İza ader reculu ahahul muslime اَخَاهُ الْمُسْلِمَ مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَاِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةِ فَاِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةِ فَاِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَاِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 melekin hatta yusbiha. Bir kimse Müslüman kardeşini hastalığında ziyaret ederse oturuncaya kadar cennet bağlarında yürür. Oturunca onu rahmet kaplar. Sabah ziyaret etmişse akşamlayıncaya kadar 70 melek ona istiğfar eder. Akşam ziyaret etmişse sabahlayıncaya kadar 70,000 melek ona istiğfar eder. Akşamlayıncaya kadar 70,000, sabah ziyaret etmişse akşamlayıncaya kadar 70,000 melek ona istiğfar eder. Akşam ziyaret etmişse sabahlayıncaya kadar 70,000 melek ona istiğfar eder. Ve sallallahu ala seyyidin, bu hadisin kaynağı Tirmizi İbn-i Mace Ahmet, Bakını Said İbn-i Mace 1-244, Said Tirmizi 1-286, merhum Ahmet Şakir'in de sahih olduğunu söylemiştir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.